Hatırlarsanız ki 3-4 ay önce biz yine görüşmüştük. Yine bu meseleleri konuşuyorduk. O gün de kuraklıktan konuşuyorduk. Ve o zamanlar söylediğimiz dünya üzerindeki bir damla suyun artmayacağı ya da azalmayacağı yönündeydi. Dolayısıyla kuraklığın böyle gitmeyeceği, bu kuraklığın peşine özellikle bahar ve yaz başlangıcında sel ve taşkınları ki onlarla beraber heyelanları arttıracağını söylemiştik. Günümüzde de özellikle bölgemizde, bırakın bölgemizi, ülkemizde bu tür taşkınları maalesef yaşıyoruz. Burada tabii şunu söylemek lazım. Eskiden de bahar aylarında ya da yaz başında bu tür taşkınları yaşıyorduk ama eskiden bir yerleşik bir hayat vardı köylerde. İnsanlar köylerde zaten yaşadığı için köylerde gerekli önlemlerini kendisi alıyordu tarlasında, bahçesinde. Ama günümüzde baktığımızda örneğin bir fındık olsun, çay olsun, bu tür bitkilerin zamanı geldiğinde anca 10 günlük turist gibi vatandaş gelip sadece kendi tarım faaliyetlerini yerine getirip geri gidiyor. Dolayısıyla drenaj kanalı ve benzeri faaliyetlerden kendini uzak tutuyor. Dolayısıyla bu da günümüzde geçmişe göre aynı yağış miktarını alsak bile sel ve taşkınların etkilerini arttırıyor. Bir de insanlar eskiden bu bölgelerde yaşadığı için taşkın ya da selin nelere mal olacağını biliyordu. Şimdi günümüzde öyle değil. İnsanlar çoğunlukla şehirde yaşayıp belli dönemlerde köye gittikleri için bunun da farkında değiller. Ben dolayısıyla vatandaşlarımızı şöyle uyarıyorum. Belli bir süre yağıştan sonra kendileri dikkatli olsunlar. Çünkü bu yağışların günümüzde özellikle bu dönemde taşkın ve sel getireceği bilinen bir gerçek. Şu anda yağış yağması gereken ayda yağmadı genel anlamda. Şimdi dolayısıyla bekliyoruz biz. Şimdi bölgelerde çoğunlukla yağış kış ve bahar aylarında olur. Şimdi biz kışı, sonbaharı yağışsız geçirdik. Dolayısıyla bizim bu biriken yağış gelecek. Şu anda kritik aylarda olduğumuzu söyleyebiliriz. Toprağın doygunluğundan ziyade günümüzde artık baktığımızda aşırı ve şiddetli yağışları görüyoruz. Ani yağışları görüyoruz. Dolayısıyla toprak suya doygun olsun olmasın, özellikle bölgemizdeki yüksek eğimde anında yüzeye düşen yağış yer altına süzülmeden akışa geçiyor. Dolayısıyla bununla karşılaşıyoruz. Şu örneği de verebiliriz. Şimdi özellikle son günlerdeki, geçen haftada Orta Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de ve ülkenin çeşitli yerlerinde biz yağışları gördük. 60 milimetreden bahsediliyor. Bu şöyle bir rakam. Bunu Türkiye'nin ortalamasının 600-700 milimetre olduğunu biz düşündüğümüzde bir ayda yağacak yağışı bir günde yüzeye aldık. Bunu gördük. Bir aylık yağışı bir günde aldık. Bu ne demek? Bir ayda geniş bir şekilde yayılıp işte süzülecek suyun bir günde yüzeye yağdığını, dolayısıyla bu süzülecek vakit bulamayacak, yüzeyden akışa geçerek taşkınlara neden olabilecek. İşte en büyük sorunlardan biri bu ve özellikle bu bir iki aylık süreç bizim için taşkın ve heyelanların riskli olduğu dönem olduğunu söyleyebiliriz. Şey çekiyor. Kanal. Şöyle arabaya alalım onu.